Doğu Akdeniz'de sahada neler oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarraç ve Barzani görüşmeleriyle Türkiye hangi diplomatik kazanımları elde etti? Putin'in Yunanistan için Avrupa'daki geleneksel ortağımız ifadesini kullanması neyi hedefliyor? Fransa'dan sonra acaba Rusya'da mı karşımıza yer alacak? Aslında diplomasiye ilişkin çok fazla soru var. Ciddi anlamda sıcak süreçten geçiliyor. Sorularımızın cevabını güvenlik ve terör uzmanı Sayın Abdullah Ar'dan alacağız. Sayın Ar, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Gülden Hanım. Saygılar, iyi yayınlar. Saygılar bizden, sağ olunuz. O kadar çok soru var ki zaman zaman aslında tabii hepsi çoğu zaman birbiriyle bağlantılı ama müsaadenizle şuradan başlayalım. Tabii Doğu Akdeniz meselesini uzun zamandır konuşuyoruz ama her geçen gün biraz daha farklı bir boyut alıyor. Gerçekleşen önemli bir görüşme vardı. İşte Faiz Sarraç'la bir görüşme oldu. Ardından Barzani'nin bir ziyareti var. Rusya'nın açıklaması var. Neler oluyor diye ben size sorsam Sayın Ar, son hali nedir bölgenin? Ne dersiniz? Şimdi tabii Barzani'nin Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'de Sayın Erdoğan'la ve diğer yetkililerle görüşmesi. Şimdi tabii özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda yani YPG, PKK ile ilgili son derece önemli gelişmeler var. Bu gelişmeler içerisinde görünen aktörler Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'yı görüyoruz ama pek çok aktörün bu meseleye dahil olduklarını ve Barzani'nin desteklemiş olduğu, hatta oluşumunda Barzani'nin son derece önemli bir rolü olduğu, Türkiye'nin de ılımlı baktığı, özellikle Cenevre'de ulusal Kürt muhalefeti olarak bir şekilde destek vermiş olduğu yapıların, yani 25 farklı siyasi yapının YPG PKK ile entegrasyonu ile ilgili son derece önemli bir evre yaşanıyor. Yani şu an Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa görünen aktörler olarak YPG PKK ile ENSK'yı, yani 25 farklı Kürt oluşumu Suriye'nin kuzeyindeki, bunları birbirine entegre ediyorlar ve 2002 Duhok Anlaşması'nı esas alarak, yani Irak'ta yapılan bir anlaşmayı esas alarak bunu yapıyorlar. Bu tabii sadece orada kalmıyor. Yani onların kendi aralarındaki siyasi, askeri, ekonomik ve idari konuları müzakere ederek ortak bir payda oluşturmalar üzerinde kalmıyor. Mesele bir diğer tarafıyla da Irak'a, yani Barzani bölgesine ve tartışmalı bölgelere ziyaret ediyor. Çünkü sınır ortadan kalkmış durumda fiili olarak. Şimdi böyle olunca iki ülkenin parçalanmasıyla veya üniter yapıların bozulmasıyla ilgili fiili bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de hani biz cümlemiz şu, bir gerçeğin altında burada çizmemiz gerekiyor. Türkiye'nin Sayın Erdoğan'ın harekatı 444'e 30 olarak açıklamıştı hedefini. Ama 142'ye 30 olarak nihayete erdi. Bu şöyle bir sonuç doğurdu. Biz terör koridorunu engelledik, doğru. Ama terör devletinin oluşumunu engelleyemedik. Şimdi bununla ilgili süreç devam ediyor. Yani şu an görüyorsunuz işte, yani Suriye'nin üniter yapısının bozulması, egemenliğinin ortadan kalkması, egemenliğinin paylaşılması ile ilgili son derece önemli bir fotoğraf ortaya çıkmış durumda. İşin ilginç tarafı, Lavrov geliyor, Esad'ı ziyaret ediyor. Suriye'nin egemenliğinden yana tavrımızı ortaya koyacağız, Suriye'yi parçalatmayacağız gibi bir cümle kuruyor ama kurmuş olduğu cümleyi İdlib'e bağlıyor. Yani onun Suriye'nin egemenliğiyle ilgili düşünmüş olduğu yaklaşım bizim düşünmüş olduğumuz üniter yapı yaklaşımı değil. Yani o da aynı kendi ülkesinde olduğu gibi bir takım yani veya tarih tecrübelerinde var olduğu gibi federasyon, konfederasyon, yerinden yönetim, özerk yönetimler gibi, kantonlar gibi kavramlara sıcak yaklaştı ve konuya kendi menfaatleri üzerinden baktığı anlaşılıyor. O zaman sorun büyük bir şekilde Türkiye'ye ait olan bir sorun oluyor. Çünkü konu Suriye'nin ve Irak'ın parçalanması meselesi değil. YPG, PKK gibi her yapmış olduğu kongrede Türkiye'yi parçalayacağını, Türkiye'nin Güneydoğu'nu kopartacağını filan söyleyen bir terör örgütünün orada bir konvansiyona güce dönüşmesi ve bir terör devleti kurmasıyla ilgili son derece ağır bir tehditin bir safhasına şahitlik etmemize dönüşüyor. O yüzden Sayın Erdoğan'ın şeyi çağırması, yani onunla Barzani çağırması, onunla bu konuyu görüşmesi bu anlamda son derece önem taşıyor. Yani sadece bu mu? Türkiye'nin yapacağı sadece Barzani çağırmak, Barzani'yi konuşmak mı? Hayır. Eminim, emin olun ki Türkiye elinden geldiği kadar
orada bir PKK devletinin kurulmasını engelleyici tarzda veya PKK devletini kendilerine Türkiye'ye süsleyerek meşruiyet kazandırmayla ilgili o yapılan kurnazlıklara, ayak oyunlara, baskılara veya geliştirilen siyaset ve stratejilere karşı son derece önemli bir direnç ürettiğini düşünüyorum, değerlendiriyorum. Çünkü sonuçta Türkiye'deki herkes, aklı selim herkes bunun Türkiye'nin üniter yapısına yönelecek, orta ve uzun vadede Türkiye'nin üniter yapısına yönelecek bu coğrafyayı büyük bir kaosa, büyük bir düşmanlaşmaya sebebiyet verecek, istikrarsızlığa sebebiyet verecek bir oluşum olduğunu çok iyi biliyor. Yani o yüzden mutlaka engellenmesi gerekiyor. Yani mesele Kürtlerin etnik kimliğinin ismar edilerek, sadece Kürtlerin etnik kimliğinin değil artık içine Süryanilerin, Keldanilerin, Ezidilerin, Çerkezlerin, hatta Türkmenlerin, Sünni Arapların, Arapların dahil edildiği bir PKK devleti meselesine dönüşüyor olması bu son derece tehlikeli. Yani bunu da bir de süslüyorlar biliyorsunuz. İşte evet. Radikalizme karşı laik, seküler bir devlet oluşumu, bir terör örgütü, bir terör örgütü üzerinden bir laik seküler. İşte o biliyorsunuz kadınları kullanıyorlar, çocukları kullanıyorlar, gençleri kullanıyorlar, genç kızları kullanıyorlar vesaire. Son derece tehlikeli bir süreç var. Mutlaka ve mutlaka coğrafya istikrarı ve Türkiye'nin güvenliği açısından, Türkiye'nin güvenliği üniter yapısının devamlı açısından mutlaka engellenmesi gereken bir fotoğraf var orada efendim. Yani o yüzden birinci gerekçe bu. Tabii diğer şeyler de var. Yani Irak'ın kuzeyine yapmış olduğumuz harekatlarla ilgili evet. Fransa'nın gelip orada ortaya koymuş olduğu... Uzatıyorum farkındayım. Estağfurullah, estağfurullah Sayın Erbil. Can kulağıyla dinliyoruz. Buyurun. Şimdi geldi. Yani Sayın Erdoğan'dan önce biliyorsunuz Fransa orayı da karıştırma eylemi içerisinde. İlk önce şeyini gönderdi. Savunma Bakanı'nı gönderdi. Ondan sonra Lübnan'a kendisi gelip ondan sonra direkt işte 4 saatlik de olsa bir Irak'ta fotoğraf verdi. Ne diyor, ne konuşuyor? Bu sefer Türkiye'nin yapmış olduğu harekatları dinledi oluyor. Türkiye'nin yapmış olduğu hava harekatları dinledi oluyor. Türkiye demeye getiriyor ki Türkiye sizin egemenliğinizi ihlal ediyor. Toprak bütünlüğünüze karşı saygısızlık yapıyor filan. Yani böyle bir takım şeylerle onları bize karşı hem Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimi hem de merkezi Irak'ı bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Böyle bir fotoğraf var. Şimdi onun sonrasına bu ziyaretin gerçekleşmiş olması da anlam taşıyor. Bir diğer tarafıyla tabii Lübnan'da da Fransa'yla yaşamış olduğumuz bir sorun var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin boşaltmış olduğu alanlar var. Yani bunu Trump gizlemiyor zaten. Dünya üzerinde 300 bin tane askerim var diyor. Bunların sayısını azaltacağım diye bir seçim vaadinde bulundu. Ve seçim evresinde bunu göstermek istiyor Fransa. Fransa mı doldurmaya çalışıyor Sayın Er? Sözünüzü kestim, kusura bakmayın ne olur. Doğru. Zaman zaman Amerika'nın işte bölgeden çekileceğini açıkladığı o süreçlerin ardından bazı farklı aktörlerin, biz tabii Rusya üzerine de konuşuyorduk. Şimdi şunu soracaktım size, aslında Fransa'nın adını bu aralar işte Doğu Akdeniz'de konuşurken, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de fazlaca söylemeye, telaffuz etmeye başladık. Fransa böyle bir boşluğu dolduracak durumda mı şu anda? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin doldurmuş olduğu alanlar var. Şimdi doldurmuş olduğu alanları yerinde değişiklikle birlikte Fransa'ya devredebilir mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yani bunu bilmiyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri bununla ilgili jeopolitik aklında nasıl çalışacak bunu bilmiyoruz. Ama Fransa'nın buna talip olduğunu görüyoruz. Şimdi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin boşalttığı bir yeri Amerika hani biz bunu askerlikte yerinde değişim diye bir ifade kullanırız. Yerinde değişim yapması Fransa'ya istediği gibi canını çektiği gibi doldurması o kadar mümkün değil. Mücadele etmesi gerekir. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasında bununla ilgili bir ilişki gelişmişse, simbiyotik bir ilişki gelişmişse, bu ilişkiye bağlı olarak bir yerinde değişimle bu inisiyatifi ele alabilir mi? Belki buna uğraşıyor. Çünkü yani Lübnan'a gidişi, Irak'a gidişi, işte Sarac'ı yanında çağırması, Sarac'la görüşmesi. Tabi burada Sarac'ı söyledin, Sarac'a da değinmekte fayda var. Sarac işte şu an bir takım yetkililerle görüşüyor. Bunlardan bir tanesi de Macron. Fransa'ya gidip onlarla görüşecek vesaire. Şimdi ama Sarac önce Türkiye'ye gelmesi de önemli. Yani şu an özellikle Sarac'ın Türkiye'nin desteklemiş olduğu ulusal mutabakat hükümetinin kafasını karıştırılması, Türkiye ile olan bağlarının zayıflatılması, oradaki Türkiye inisiyatifinin bir şekilde akamete uğratılması adına Sarıcın da bir şekilde baskı altında kalacağını öngörmemiz gerekiyor.
veya Sarraç üzerine oyunlar oynanacağında onun bir şekilde aklının çelinmeye çalışılacağı, ayağını kaydırılmaya çalışacağı. Çünkü biliyorsunuz orada da kendi içlerinde de bir rekabet var. İşte yani en çok kimde gösterdi kendisini? İçişleri Bakanı Başak'la Sarraç arasında bir gerilim veya bir rekabet kendisini gösteriyor. Bununla ilgili bir takım süreçlerden geçtik yakın zaman içerisinde. Şimdi böyle olunca oranın da bir şekilde takip edilmesi, oranın da bir şekilde kontrol edilmesi, orada da bir şekilde inisiyatifin elde bulundurulması adına Sayın Erdoğan en üst seviyede Sarraç'la görüşmesi, Barzani'yle görüşmesi, bizzat onlarla kendisinin konuyla ilgili bir takım görüşmelerde bulunması ve kendi ağzından bir takım cümleler kurması, olayın gidişatı adına, stratejinin ve siyasetin şekillenmesi adına işbirliği yapmış olduğumuz kişiler üzerindeki etkisi adına son derece önemli. Yani o yüzden hani hem Sarraç'la sahadaki hem sahadaki Barzani'yle görüşmeleri bu anlamda büyük bir değer taşıyor. Çünkü onların bir şekilde akıllarının çelinmeye çalışıldığını görüyoruz. Bir şekilde Türkiye'ye karşı kışkırtılmaya çalışıldıklarını görüyoruz. Bir şekilde Türkiye'nin onlarla olan bağının zayıflatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani Sayın Erdoğan'ın bu noktada ben bu tür riskleri görüp buna karşı bir takım tedbirler aldığını, tedbirler geliştirdiğini değerlendiriyorum. Peki. Yapılan bu görüşmelerde. Sayın Er, son soru, özellikle Rusya'nın Yunanistan özelinde yaptığı bazı açıklamalar var. Fransa ilişkinde değerlendirmeleriniz oldu. Bu açıklamaların Türkiye ve Rusya'yı diplomatik anlamda karşı karşıya getirebileceği görüşünde misiniz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ilgili ölümcül silahlardaki ambargoyu işte 33 yıl sonra kaldırmasıyla ilgili bir sorunla karşı karşıya kaldık ve tabii doğal olarak kızdık. Yani böylesine bir denklem içerisinde böyle bir yandaşlık ortaya koymuş olmalarından dolayı. Ancak Amerikalılar buna karşılık bir cümle kurdular. Tabii bu bizi aldatmasın. Yani hani şimdi konuyu başka bir bakış açısı geliştirmek için bu cümleyi kuracağım. Bizimle ilgili kısmını küçümsemek adına bu cümleleri kurmayacağım. Onu söylemek için söylüyorum. Şimdi dedi ki biz Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerindeki etkisini azaltmak için dedi bu ambargoyu kaldırdık. Şimdi bu neye bağlı? Bu şuna bağlı. Yani Güney Kıbrıs Rum, özellikle artık Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu yanlış siyaset ve stratejiler çerçevesinde fin katmaya başlayan Rus gemileri Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Limassol Limanı başta olmak üzere Rum limanlarına yanaşıyorlar. Oradan işte yakıt alıyorlar, askerleri karaya çıkıyor, orada oradaki Rumlarla ilişki geliştiriyorlar. Şimdi bu ilişkinin hem bir sosyolojik ayağı var, hem de bir mezhebi ayağı var. Yani Ortodokslar ve aynı Ortodoks kilisesine bağlılar filan vesaire. Şimdi bu bağ aynı zamanda Yunanistan'da da geçerli, ilgili. Şimdi bu anlamda bir yeni görmeye başladığımız Batı dünyası içerisindeki mezhebi kırılmalarla ilgili veya Batı dünyasında içerisinde karşıtlaşmış olan ülkelerin mezhebi bağımlılıkları üzerinden siyaset ve stratejiler geliştirmeyle ilgili yeni bir fotoğraf görmeye başlıyoruz. Yani Rusya'nın açıklaması buna karşılık geliyor. Yani dedi ki biz dedi stratejik olarak dedi, siyasi olarak dedi, dini olarak dedi, Yunanistan dedi bizim müttefikimizdir dedi, çıktı işin içinden. Evet. Yani ne yapmaya çalışıyor? Ortodoksluk mezhebini kullanarak Yunanistan'ı kendi menfaatleri doğrusunda kullanmaya çalışan veya onunla işbirliği yapmaya çalışan bir Rusya fotoğrafı var. Ne yapıyor? Mezhepçiliği, Batı dünyası içerisindeki mezhepçiliği kendisine yönelik bir aygıt olarak kullanıyor. Şimdi bu da son derece önemli bir parametre olarak gelecek dönemde kendisini gösterecek. Şimdi bu anlamda şunu söylemem lazım. Uzattım belki ama şu son cümle olsun. Şu an karşı karşıya kalmış olduğumuz gerilimi, yani Yunanistan'la ilgili gerilimi sadece bir deniz jeopolitiği üzerinden okumamız sığ kalır. Özellikle enerji jeopolitiği üzerinden okumamız son derece anlamlı. Bakın Avrupa'nın enerji ihtiyacı, yıllık enerji ihtiyacı 250-300 milyar avro. Yani bütün Avrupa Birliği'nin.
Şimdi bunun ve Avrupa Birliği bunda büyük oranda bağımlı. Bunun %23'ü de doğal gazdan sağlanıyor. Şimdi öyle ki 3 tane temel akış var. Yani bunu çeşitlendirmeye çalışıyor. LNG'ler hariç. Şimdi Baltık'tan gelen Kuzey Akım projeleri. Güney Akım'ı biliyorsunuz gömdüler. Niye? Kırım'ı ilhak ettiği için, ele geçirdiği için Rusya. Şimdi Türk Akım'ı bir diğer tarafıyla Azerbaycan üzerinden, Tovuz üzerinden bakın. Tovuz gerilimde işaret ediyorum. Tovuz üzerinden gelen, Azerbaycan üzerinden gelen boru hatları, bu boru hatların Türkiye üzerinden, TANAP üzerinden Adriyatik geçişiyle birlikte Avrupa'ya uzanması, bir diğer tarafıyla da Doğu Akdeniz'den, E-İsmet üzerinden, yine Adriyatik üzerinden, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya bağlanması. Şimdi Avrupa Birliği belli ki bu enerjiyle ilgili bağımlılığını çeşitlendirmek, azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak adına Doğu Akdeniz'de Yunanistan üzerinden bir oyun oynuyor. Bunu iyi okuyalım. Yani mesele Peki. Fransa meselesi sığ kalır. Almanya'nın hakem gibi davranıp taraf tutmasını iyi okumamız lazım. Almanya'nın kendi içerisinde yaşamakta olduğu egemenlik savaşını ve kırılganlığı da iyi anlamamız lazım. Yani 1945'ten sonra, yani yenildikten sonra, savaşı kaybettikten sonra egemenliğini Atlantik'e devreden Almanya'nın çırpınışları ile ilgili bir manipülasyonla da karşı karşıya kaldık. Nerede? İlk yaşamış olduğumuz Naftex gelinde Almanya işte taraf oldu, hakem oldu, garantör oldu ama 3 gün sonra gitti. Almanya'nın garantör olduğu Yunanistan Mısır'la anlaşma imzaladı. Arkasından kim çıktı? Amerika, daha doğrusu Pompeo çıktı. Peki, Sayın Erşimdik teşekkür edelim ama özellikle Rusya ve Yunanistan bağlamında bu bölgedeki mezhepçilik meselesinin önümüzdeki süreçte de ittifakları belirleyecek ağırlıklı bir faktör olur mu olmaz mı? İnşallah bir sonraki programda yayında da konuşma fırsatımız olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz değerli Sağ olun katkılarınız efendim. için. Sağ olun. Kolaylıklar.